Evet, şimdi chatten Mirit'e selam verdiği için bir tık anlatamadım. Size Char'dan hızlıca bahsediyorum arkadaşlar şimdi. Char'ın Q'su Deshanok, Char'ın W'su pasif, Char'ın E'si slow atıyor. E'si bir alana slow atıyor. %40 anti-heal efekti veriyor ve adamlara slow atıyor. Char'ın Q'su atarken Char %20 koşu hızı kaybediyor. Atmazsan %50 mana kısı iade ediliyor. Attığın ilk hedefe daha çok vuruyor, sonra gittikçe damage azalıyor. Onun dışında E'si dediğim gibi slow atıyor alana. Anti-heal efekti veriyor. W'su pasif. Her düz vuruşunda AP vuruyor. 1 tane, 2 tane ve 3 taneye kadar stackleniyor. Ondan sonra ilk attığın skill'de o ne kadar fazla stack varsa o kadar fazladan efekt damage vuruyor. Ve ne kadar fazla stack varsa o kadar fazla diğer QWE'nin cooldown'unu düşürüyor. Char'ın mantığı temelinde bu. Ultisi de adamları tutan bir sarmaş dolaş bir şey fırlatıyor. Şimdi burada body block bakması lazım. E açacağım. Tamam, body block atamadı ama olsun. Return damage'ini vuruyoruz. Hatta return damage'inde ghost'u bastım. Flash'a attım. Lütfen bende kalsın. Heal çok çok iyi. Heal aldığımız için pasifim çok geldi, o yüzden çok saldırı hızım oldu. Char'ın pasifi minyon katledersem %17, adam katledersen %50 saldırı hızı geliyor. Şimdi burada adamı kestik ama lane'i gördüğünüz gibi pushlamıyorum. Neden? Çünkü Kai'Sa'yı öldürmedik. Kai'Sa'yı öldürmediğimiz için bu lane'i pushlarsak Kai'Sa'ya bedavadan minyon veririz. Ama bak, pushlamazsak ne oluyor? Bak, bunları kaybettirtiyoruz, gördün mü? Bak, gelmeye çalışırsa şöyle de ceza kesiyoruz adamın kafasına hemen. Böyle böyle last hit atıyoruz. Oynamamız gereken stilde lane'i de bu şekilde şu an. Zek geleceğim dedi. Kai'Sa'nın flash'ı yok, Nautilus'un flash'ı yok. İkisinin de flash'ı yokken gank gelmesi bizim çok çok işimize yarar. Ama burada intlemesi çok kötü oldu yani. Amaçsız, amaçsız bir intlemeydi yani. Tamamen amaçsız. Ama Zek'in pozisyonu çok iyi. Abi ama Zek de her şeyi kaçırırsa böyle, ondan sonra hiçbir şey yapamam ben. Şöyle adamlara düz vuruş atıyorum ama Grace gank geldi ve ben de öldüm. Muhtemelen öldük yani. En azından şeyleri dojladım. En azından skill'leri dojladık. O yüzden hayattayız. Tamam. Ama bak, Leona ve Zek çok kötü intledi yani ya. Vallahi çok iğrenç intlediler. Şimdi ilk base'imize 1100 gold'da ayakkabıyla alabiliriz ama ben tırpan arsa ayakkabı hançerle, ben chat'i kapatıyorum. Chat'i kapatmak önemli maç kazanmak istiyorsanız. Çünkü bunlar chat değişecek. Yok senin atan, yok benim atan. Maç kazanmak istiyorsanız abi chat'i kapatın. Kendi oyununuza odaklanın. Milletin yanlışını değil, kendi yanlışınıza daha çok fokuslanın ki bir sonraki oyunda, çünkü onlar olmayacak. Siz olmaya devam edeceksiniz. O yüzden o hataları yapmamanız lazım. Lane'i tekrardan şu an pushlamıyorum. Minyon kaybettirtiyorum Leona'ya. Kai'Sa'ya. O yüzden son vuruş atmaya çalışıyorum. Belki Kai'Sa şuradan W sallar diye şöyle önüne geçtim. Bu kadar. Gene yanlış bir engage bu arada. Birazcık da olsa bir yanlış engage. O yüzden direkt çok hızlı girmedim. Çünkü Nautilus Q'su beni öldüreceği için burada saldırmadım adamlara. Şimdi bakın, lane'i bu hizada tutuyorum. Genellikle 4 minyon tutmak iyidir. 1 ön, 3 arka. Minyonu bu hizada tutarsan lane'i şu hiza ya da şu hiza, hem gank yemezsin karşı jungle tarafından, hem senin jungle'ın sana gank atabilir. O yüzden lane'in en iyi durduğu aşamalar bu hizalar yani. Şu tam lane'in en güvenilir hizası. Burada minyonları bir tık kırpmanız lazım şimdi bak. Minyonlarınız ölüyor. 3 tane arkada bıraktım. Bak, bir tane de önde alacağım tekrardan aynı şekilde. Bir tane önde bıraktık, 3 tane arkada bıraktık. Lane'i bu şekilde tutmaya devam ediyoruz. Vurmayı bırakıyoruz bu dakikada. Burada aslında Zek şu an bize pet atıyor. Şu an jank skipleyip gelebilirse buraya kazanırız. Zek skip camp. Bak, skip camp cam yazdım, tamam mı? Burada Zek'in şu an jungle almaması lazım. Normalde buraya direkt gelmesi lazım. Çünkü lane'i en iyi hizada tutuyoruz şu an. Şu an arkadan bir tane aldım çünkü burada büyük minyonu var. Bu büyük minyon sıkıntı yaratıyor. Tekrardan burada beklemeye başladık. Bakın, burada minyonlara vurmanın hiçbir anlamı yok. Eğer burada minyonlara vuruyorsan abi, sen elmasın altında kalmaya zaten mahkumsun. Çünkü yok yani, öyle bir game stili yok. Gene iki support birbirine failleri koydu. Tamam, şimdi stun atacağız buna inşallah. 3 vurdum, E bastım, şimdi 3 vurup WQ atacağım. Tamam.
Buradan geri çıkabilirsek çok çok iyi olacak. Bir tane vurdum, iki tane vurdum. Buna da bir tane vurdum. E'ye bastım. Hem de W pasifinden skill'lerimi geri aldım. Lane'i pushlamaya çalışacak. İzin vermeyeceğim. Gene bu hizada tutmaya çalışacağım. Yaklaşırsa tekrardan aynı şey olacağız. Mükemmel bir lane konumumuz var. Lane'in gibi mükemmel oynadık. Bak olan senaryo 22 minyon adam. 22 milyon biz 53 milyonuz şu an. O yüzden şu an lane'inki perfecto perfecto gidiyor. Lane'in kontrolü iyi. W'sunu da dojladık. Şunu alması lazım. Leon'un itemi yok. O yüzden alamayacak. Baktık hemen itemine. Buradan gene tutarsa keseriz. Bu arada WQ'yu direkt koyacağım. Tamam. Bir vurdum. Al. Ama burada çıkabilirsem çok çok iyi olacak. Hiç yanaşmayacağım. Hiç yanaşmayacağım. Hiç yanaşmayacağım. Derken bir tane hit vuracağım. Çok iyi. Lane'i gene tutmaya çalışacağım burada. Tamam. Allah. Ya Azir'i hiç düşünmedim abi. Azir teleport atıp kuleye şuradan dolaşıp buradan gelmiş. Lane'i artık bozmaya adamların şeyi yetmiyor. Gücü yetmiyor. Direkt böyle başlayacağım. Normalde tırpan alırım ama şu an çok iyi lane'i kattığımız için adamların lane'i bozmak için mid lane'leri geldi. Üstüne şey geldi yani jungle'ları, mid'leri, bot'ları 4 kişi olup bu laning'i anca bozdular. Şimdi Kai'Sa mid'e geçti bir tık rahat CS yapmak için. Azir'i yolladılar bak adam. Tamam güzel. Şimdi Kai'Sa buraya geliyor. Burada şimdi nasıl lane'i tekrardan üstünlüğü ele geçireceğiz abi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada last atıyoruz. Minyonlara last ata ata götürüyoruz. Minyonlar birikiyor, büyüyor. Ondan sonra Zeki'miz gelirse Zek be ready for bot dive slow push. Kayı 20-30 CS. Zek'in mutesini atacağım, bir tek Zek'le konuşmam lazım. Eğer şu an dediğim gibi Zek bota pet atıp burada minyonları biriktirip tekrardan dive atarsak bot lane'e adamın oyunu bitecek. Şu an 6 level üstünlüğüm var. Leon'a girebilir istediğine bu arada. Baitli olabilir. Grace belki laning arkasındadır bir ihtimalle olsa. Bence değil şu an top side'da ama. Zaten bu kadar korkak oynamalarından belli. Aynen şimdi Zek geliyor. Bakın şu an yavaş 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 minyonlarımız kalabalıklaşıyor. Tamam şimdi devam edeceğiz last hit vurmaya. Adama her çıkartabildiğimde hit vurmaya çalışacağım. Orada bir tane vurdum aradan. Bir tane hit, bir tane hittir. Şu an burası çok kalabalık bir minyon oldu. Bak adamda Cleanse var, o yüzden Nautilus oynamak daha mantıklı. Bir tane vurup E attım. Zek buradan güzel bir dive çıkartırsa güzel olacak şu an çünkü. Çok iyi. Dediğim oyun buydu. Dediğim oyun buydu. 1-2-3. Çok çok clean oynadık abi bak. Zek pasifi tankladı. Kai'Sa ne oldu? Kai'Sa bütün ama bütün CS'leri kaybetti. Bu kadar. Oynamamız gereken bütün skill buydu. Come again. Şimdi bizi Dragon'a gittiler sanıyor. Ama ben oradan bir daha dönüp geleceğim buraya. Ya bu ama bu ward'u atarsa Kai'Sa da buraya bakıyorsa şu an buraya W sallayacak gibi. Yani ama hiç önemi var mı? Göreceğiz şimdi. Flash atıp vurabilirse belki tutar keseriz. Çok iyi be. Adamı yine kestik. Pasifim devreye girdiği için tekrardan saldırı hızıyla Kai'Sa'ya burada bir wave daha kaybettirdik. Önüne bakması lazım. Tamam. Güzel. Abi şu an oyunu en ama en clean klasmanında oynuyoruz. Bu wave'i pushlayacağız. Ondan sonra base atıp tempomuzu kaybetmeden tekrardan geleceğiz. Şu wave'i pushlarsam yeni gelen wave'de lane bize doğru hareket edecek. Yavaşından sonra tekrardan bir slow push. Ondan sonra tekrardan ya bak. İntiliyor ya. Boş yere tempo kaybediyor. 100 gold'u almak için şu an 100 gold'dan daha değerli olan tempoyu kaybediyor. Güzel. Zek zıplamasına direkt ulti koydum. WQ attım burada. Bak Grave'e geçti pasif. 3 vurdum. Bir de Q vurdum. Bak buna geçti pasif. Bak gördün mü? Direkt 3'ünü de kestik. İkinci olarak W fullüyoruz bu arada. Bak adam 50 CS kaldı. 110 CS'siz. İlk kuleyi alacağız ama burada vurmamak daha mantıklı. Şuradaki minyonları da öldürtelim en azından adamlara. Güzel. Güzel. Bir tane daha ölürse kafi. Aslında vurmasaydım şu wave'i de yedirebilirdik. Leona Fog'a geçecek. Fog'dan direkt ulti yollayıp buraya oynayabilir. Burayı oynayabiliriz direkt.
Flash attım, direkt WQ vurdum. Düz vurmaya başladım. E'me bastım. Geriye doğru kayıt atıyorum. Çok çok iyi. Can çalmam olduğu için minyonlardan da şeye devam ediyorum, can çalmamı kullanmaya. Güzel. Çok iyi oldu. Orada direkt flash atıp WQ ile Kai'Sa'ya fokuslandım. WQ'mu çok fazla germedim. Çünkü Nautilus ultisi çarpıp WQ'mu bozacaktı. Özellikle Diamond 1-2 Elo'da yani. Aha da adam tuttu. Hemen CC chain'e koyalım. Şöyle yaptım. Ghost bastım. Bakalım E atmaya yeterse Q'm dönecek. Q dönüp Q ile de alacağız adamı. Bu kadar basit de. Böyle dodge koyabiliriz belki buraya. Tamam. Bir saniye. Shield bow alacağım öncelikle. Muhtemelen. Vurmaya çalışacağım adama. Stun 7 anda. 1-2-3. WQ direkt koyduk. Buraya fight'a zorlayacağım adamları. Buna döndük hep birlikte. 3 vuruş. Sonra Q. Düz vuruş daha. Tamam. Ben Grace oynayacağım. Hayır. Zek oynayacağım dedi adama. 3 tane vurdum. E attım. Zaten Gwyn's olduğu için 2 kere vursak zaten 3. yük otomatik geliyor. O yüzden 3. vuruşa zorlamadım. 2 vurdum. 3 stack aldı. Ondan sonra şey yaptı. Baktım gördüm burada alamet yeri free. Çık diyorum. Belki bana gold tek verir diye dedim. Olmadı. Tamam. Güzel. Buradan top inhi alacağız. Bak öyle de inhi almamak worth mü değil mi? Oyunu openlayabileceksen worth. Oyunu openlayamayacaksan değil. Şu an oyunu openlayabilecek kadar bir güçteyiz. O yüzden bence worth'u var. 3 vurdum, ulti attım, WQ attım. Adam kaçtı. Buna vurmaya çalışacağım. Gene kesemedik mi? Q ile belki alırım. Çok dojladığı yere kadar salladım ve tuttu. Body block atabilecek var mı? Yok. Tamam, burada öldük. Yapacak bir şey yok. Dalarlarsa herhangi birine DC uygulandığı senaryoda hemen ulti atacağız. Yani bizim ultimizi basmaktan korkmayın. Çok uzun bir cooldown'u yok. O yüzden direkt basabilirsiniz. Nautilus direkt bana ulti bakabilir burada diyecektim. Baktı direkt. Tamam, ben bir range'lerden çıkmaya çalışıyorum. Şimdi CC uygularsa belki kesebilirim. Güzel. Tekrar CC bekleyeceğim. Pozisyonumu koruyorum. Tamam. Çok iyi ya. Çok çok iyi. Okay. Vurmaya hemen dönmüyorum. Bekliyorum sabırlı. Çok çok iyi. Pentamız var mı? Yok. Enti güzel. 17'ye 2. Şaşırılmıyor. Abi. Abi şimdi burayı bırak. Direkt topa git. Bak toptan almıştık zaten. Direkt oyunu bitir yani. Hiç uğraşma. Mid'le, inhi'yle. Tamam mid'le. Bu kadar. 10 it varusla maç kazanmak, maçlaşmak kurallarına göre oynadığınız zaman gördüğünüz gibi bu kadar basit. Best de çok yüksek olmasa da gene Diamond 1-2 Elo. Fena bir Elo sayılmaz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.